Abdullah Gül'le eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı YSK mesajları gündeme bomba gibi düştü. Yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde mecliste yaşanan tartışmalı oylamayı hatırlatan Gül'e en sert tepki MHP lideri Bahçeli'den geldi. Art niyetlidir, sinsi hesap peşindedirler. Abdullah Gül, YSK kararına 367 göndermesi yaptı. O mesaja Bahçeli'nin yanıtı çok sert oldu. O dönemin Yargıtay Başsavcısını da aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. YSK'nın İstanbul kararına önce bir süredir yeni parti kuracağı iddiası konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de bir yorum geldi. Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız 367 kararı karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız. Sadece Gül değil, sonra da eski başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medyada paylaşımda bulundu. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK'nın iptal kararı temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. YSK'nın kararı evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir. Siyasi hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlaki üstünlüğün kaybedilmesidir. Her iki isimden gelen bu değerlendirmeler siyasetin gündemine oturdu bir anda. AKP'ye vefasızlık yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Yavuz hırsızları cesaretlendirenler bilmelidirler ki sırf sesiniz çok çıkıyor diye bu hırsızlığı sineye çekecek değiliz dedi. İkisini birbiriyle mukayese etmek aklı selim insanın mukayese etmeyeceği bir durumdur. Biz dünümüzden utanıyoruz. Biz de komünist olduk, sosyal demokrat olduk desinler. CHP'dense ilk değerlendirmeyi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç yaptı. Hem Gül hem de Davutoğlu'nun çıkışlarına destek verdi. Uyarıları dikkate alınmalıdır. İktidar tarafından da dikkate alınmalıdır.